Bu nedir? Bu aşinasınızdır. Bu 2019 yılının Hypercycle dedikleri teknolojik trendler. Burada yaşam bilimleri şu anda yaşamsal bir risk altında, yaşamsal bir tehdit altında olduğumuz için o gözle de baktım. İki sene içerisinde yaşam bilimleri alanındaki teknolojiler yaygınlaşacak diyor korona öncesi. Şimdi korona döneminde işte İsveç'teki şeylere tanık oldunuz hepiniz, partilere, elime çip takma partisine. Amazon Go yıllardır var ama çok ilk defa temassız ödemelerle öne çıktı. Bu uzaktan tanıma teknolojilerinin Çin'de nasıl yaygınlaştığı, sosyal puanlama yapıldığı, korona takibi yapıldığı yaygınlaşmaya başladı. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın telefon uygulamalarıyla izleme başladı. En son geçen hafta Hollanda'da bir restoran internetten de rezervasyon yapıyor. Böyle kulübeler yapmış. O kulübelerde size özel korona free yemek yiyebiliyorsunuz, sosyalleşebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben korona sonrası bu teknolojik trendlerde ne dönüştü derdine düştüm. Bu mega trend, Trend Hunter'ın sayfası, buradan da bakın bunlara. Uzun uzun anlatmayacağım. Ben çok gurur duyduğum, benim Bilim Kızı diye bir projem de var. Bu proje çerçevesinde de yakın takibi aldığım Profesör Canan Dağdeviren, MIT'de profesör ve işte geçen haftalarda anons etti giyilebilir teknoloji. Bunlar çok yaygınlaşacak korona sonrası teknolojik trendlerde. Ses kontrolü cihazlar, arttırılmış, genişletilmiş gerçeklik. Ben şu anda küçücük bir kamera deliğine bakarak konuşuyorum ama bu çok yorucu beyin için. Bununla ilgili araştırmalar da okuyorum. Şimdi bu arttırılmış ve genişletilmiş gerçeklik denilen şeylerle böyle siz üç boyutlu film izler gibi böyle ben sizin mekanınıza böyle üç boyutlu olarak fırlayacağım. O nasıl yorulacak bilmiyorum ama onların çok yaygınlaşacağı söyleniyor. Giyilebilir teknolojiler. Bir de atık özgür çözümler, karbon negatif. Moda'da ve İstanbul'daki arkadaşlarım biliyorlardır veya o videoları görmüşlerdir. Ortaköy'de işte karnı doyurmak isteyen Yunusların dansları kayıt altına alındı. Sizler izleyebildiniz mi bilmiyorum. Doğaya ne kadar zarar verdiğimiz, havayı ne kadar kirlettiğimiz falan böyle ayan beyan artık ortalığa çıktı. Ama biz işte bu sıfır atık projesiyle bez torbalara geçerken birdenbire yine işte eldivenlerimizi, maskelerimizi ve marketlerde ellemeden sebze meyve alacağız diye torbalara boğduk ortalığı. Dolayısıyla hani bu hassasiyetimizi tekrar gündeme getirmemiz lazım. Burada özellikle söyleyeceğim şey, hemen hızlıca söyleyip geçmek istiyorum. Evden çalışabiliyorsam bu sadece yaptığım işlerin aynısını yapıp kameranın karşısına geçip size işimi yapıyor olmak bir yenilik değildir efendim, bu yeni teknoloji kullanarak. Aranızda kurumsal çalışmalarla evden çalışan arkadaşlarım vardır. Lütfen iş süreçlerinizi de bu yeni teknolojilere de inove edin demek istiyorum burada. Aynı şekilde mevzuatların da değişeceğine inanıyorum. Çünkü çalışma iş kanununun değişeceğine inanıyorum. İş sağlığı güvenliğinin değişeceğine inanıyorum.